Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şurada kalmıştık. Bir de burada seçerken böyle garip bir şey oluyor. Tabii kitap tarama olduğu için. Okuyalım. Instead, the designer's time is spent doing something called design, creating the geometric description of a thing to be built. Şimdi bundan daha önce şey demiştik ya, bir tasarımcı veya hava aracı tasarımcısı birçok alanda bilgi sahibi olması gerekiyor ama o alanları analizleri yaparken çok çok az zamanını harcayacak. Instead bunun yerine yani bu çok diğer alanlar yerine bu tasarımcının zamanı is spent yine pasif var burada harcanır. Ne yaparak? Doing something called design. Yani tasarım denen bir şeyi yapmak için yaparken zamanını harcanır. Bu yazar pasifleri çok seviyor herhalde. Çok böyle yapmak zorunda olmadığı yerleri şey yapıyor. Pasif kullanmış. Bir de akademik kitaplarda şunu direkt alışırız arkadaşlar. Yani zaten bir 30-40 video sonra bütün kalıpları kafamızda oturur. Artık yani yeni kelimeler geldikçe böyle takılırız. Onun dışında olayı çözeriz. Çünkü bu akademik kaynaklarda amaç bilgi vermektir. Dille fazla oynamaz yazan kişi. Yani kaç kişinin yazdığına bağlı bu tek yazar mı yoksa birden fazla yazar da olabiliyor bu tarz kitapların. Belli bir yerden sonra artık aynı tarz cümleler, aynı bağlaçlar, aynı kalıpları görmeye başlarız ve kelimeler değişir konu değiştikçe. Mesela bu yazarda da biz çok fazla pasif cümle görecek gibiyiz. Bakalım devam edince anlarız. İşte tasarım denen şeye yapmak için tasarımcıların zamanı harcanır. Neymiş bu virgül var? Creating. İşte virgül deyip burada da virgül olacak. İki virgül arasında bu tasarım denilen şeyi açıklıyor bize. Creating the geometric description of a thing to be built. Bir şeyin tasarım işte hatta bir şeyin burada geometrik tanımını da diyebiliriz. Tanımını oluşturma, yaratma. Ne yapmak için? Yine to be built. İnşa etmek için. Yani mesela uçak inşa edeceksin. Ya yani uçak yapacaksın. Uçak yapmak için o etink dediğin uçak. Yani uçağın bir geometrik tanımını oluşturuyorsun ki o uçak yapılabilsin. Bunu demek istiyorum. Bir tasarımcı o tasarımı yani geometrik tanımını yapmak için çoğu zamanını harcar. Bu cümlenin anlamı da bu. To the uninitiated, design looks a lot like drafting. Buradan uninitiated, telaffuzum doğru galiba. Uninitiated şey demek. Belli bir işte özel bilgi ve bir tecrübeye sahip olmayan yani deneyimsiz birisine göre tasarım looks a lot like yani looks like zaten bir şeye benzer a lot like çok fazla drafting burada taslak çizimine benzer yani tasarımın içinde olmayan tasarımdan çok anlamayan kişiler bir tasarım ürününe baktıklarında onu bir taslak çizimi normal bir çizim olarak benzetirler ya yani görürler diyebiliriz. Bu cümlenin anlatmak istediği bu. The designer's product is a drawing and the designer spends the day hunched over a drafting table or computer terminal. Burada bir tasarımcının product ürünü a drawing bir çizimdir. And the designer spends ve tasarımcı harcar. Neyi? The day gününü harcar. Hunch over burada hunch burada kamburlaşmak demek. Yani bir şey böyle üzerine kamburlaşarak bir gününü harcar. Neymiş o? Drafting table bir çizim masası. Ya da bilgisayar terminali yani işte bu programlarla. Hani ya bilgisayarda böyle işte kambur durarak veya çizim masasının üzerinde durarak bir gününü harcar ya da günlerini harcar da diyebiliriz. O çizimi, bu çizim dediğimiz ürünü ortaya koymak için. However, the designer's real work is mostly mental. Ama bu tasarımcının gerçek işi genellikle, çoğunlukla mental hani yani şey zihinseldir. Yani somut bir şey yoktur. Arka planda çok fazla düşünce, onun sonucunda da bir somut bir ürün. Ürün de drawing, bir çizim. Ama o çizimin ortaya çıkması için arkada çok fazla zihinsel çalışma var. Onu demek istiyor. If the designer is talented, there is a lot more than meets the eye on the drawing. Eğer bu tasarımcı yetenekliyse, there is a lot more. Çok daha fazlası varmış. Neden? Then meets the eye on the drawing. Bu çizim
min üzerinde bir ürünümüz çizim ya. Bu çizimle burada mid'de eye dediğinden kastı şu. Yani çizime baktığında gördüğünden çok daha fazlası vardır. Eğer tasarımcı çok zeki, çok becerikliyse. Yani gözle görülemeyecek arka planda çok daha fazla, yani farklı ve çok daha fazla iş vardır. Anlatmak istenen daha fazladır demek istiyor. A good aircraft design seems to be miraculously glide through subsequent evolutions by specialists without major change being required. Burada iyi bir hava aracı tasarımı seems gözüküyor. Nasıl gözüküyormuş? Miraculously, burada mucizevi bir şekilde diyebiliriz. Miracle zaten mucize, oradan geliyor. Glide de burada süzülmek anlamında. Hani kayma gibi anlamı var ama fiil anlamı var burada. To'dan olduğu için süzülmek. Süzülüyormuş gibi, yani mucizevi bir şekilde süzülüyormuş gibi gözükür. Ne aracıyla, nerede bu gözüküyor? Through subsequent evolutions by specialists. Bu uzmanlar tarafından yapılan, subsequent'te sonraki, müteakiben de diyebilirsiniz, yapılan değerlendirmelerde. Yani uzmanlar, eğer ortada iyi bir hava aracı tasarımı var ve uzmanlar buna baktığında o kağıt üzerinde, yani bir çizim de olsa, sanki mucize bir şekilde süzülüyormuş gibi gözüküyormuş. Sonra ne yaparken? Without major change being required. Yani büyük değişiklikler gerekmeden uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede süzülüyormuş gibi gözükür. De bu işte mucizevi bir şekildeydi. Ekleyebiliriz oraya. Yani buraya bakalım arkadaşlar. Şurada a host of'un çok ilginç bir kelime fark ettim. Şimdi somehow, her nasılsa, the landing gear fits. The landing gear, iniş takımları, yani uçan tekerlekleri, fits, uygun. Şeyi bahsediyor, bir önceki cümleyi destekliyor burası. Dedik yani süzülüyormuş gibi dört dörtlük gözüküyor. İyi bir, eğer iyi bir işte hava aracı tasarımıysa. Her nasılsa bu tasarımda işte bu iniş takımları uygun. Yani yerli yerinde. The fuel tanks are near the center of the gravity. Burada işte yakıt tankları ağırlık, yani ağırlık merkezinin yakınında. Sonra the structural members are simple and lightweighted. Bu yapısal üyeler, aksanlar, elemanlar diyebiliriz. Basit ve hafif. Hafif olması önemli uçakta çünkü uçuyor. Yani ağır olunca daha fazla bizim güç ve yakıt gerekiyor. Bunları da geleceğiz ilerleyen zamanlarda zaten. The overall arrangement provide good aerodynamics. Overall burada genel tüm hepsi, yani kapsamlı bir şekilde bütün uçaktaki ayarlamalar. Overall dediğimizde tüm uçağı bütün olarak düşünelim. Uçaktaki bütün ayarlamalar provide good aerodynamics. İyi bir aerodinamik sağlıyor. The engines install in a simple and clean fashion. Engines, motorlar install, burada monte edilmiş, takılmış da diyebiliriz. Basit ve temiz bir tarzda, biçimde, yani olması gerektiği gibi takılmış. And a host of. Burada host normalde ev sahipliği yapmak falan anlamı var. A host of'un bir de bir sürü, birçok. Yani a lot of, plenty of gibi bir anlamı da varmış. İlk defa görüyorum. Güzel bir kelime. Bunu da öğrenmiş olduk. Ve birçok similar details. Bu gibi birçok detay da seems to fall into place. Tam yerine oturmuş gibi. Oturmuş gibi gözüküyor. Yani her şey yerli yerindeymiş gibi gözüküyor. Eğer bir iyi bir hava aracı tasarımıysa o çizilen şey. Şimdi şunu yana kaydırayım. Buraya bakalım. This is no accident, but rather the product of a lot of knowledge and hard work by the designer. Bu, yani her şeyin dört dörtlük, yani bir yerine oturması accident. Yani burada şans da diyebiliriz. Yani kazara olan bir şey değil bu. Şans olan bir şey değil. But, ama rather the product of a lot of knowledge. İşte burada tasarımcı tarafından yapılan hard work, sıkı çalışmanın ve a lot of knowledge, birçok, yani çok fazla bilginin ürünü. Ürünüymüş yani. Ürün sonucunda bunlar ortaya çıkıyor. This book was written primarily to provide the basic tools and concepts required to produce good designs that will survive detailed analysis with minimal change.
Şimdi bu kitap vazirte yine pasif var yazılmıştır. Primarily öncelikle yazılmıştır. Ne için? To provide bir şey sağlamak için yazılmış. Neye? The basic tools and concepts required. Burada gerekli işte temel araçları ya yani araçtan kastı da formülleri falan da diyebilirsiniz ya yani formülle bir araç tasarım yapmak için. Temel araçları ve kavramları sağlamak için yazılmıştır. Biz bunları niye gerekli? To produce good designs. İyi tasarımlar üretmek için. Hangi iyi tasarımlar will survive detailed analysis with minimal change? Küçük değişikliklerle yani askeri değişikliklerle detaylı analizlerden sağ çıkabilen. Yani böyle çok detaylı analizlere boğulmaya güzel tasarımlar, iyi tasarımları ortaya çıkarmak için, üretmek için gerekli temel araçları ve kavramları sağlayan yani sağlamak için tu var. Öncelikle üretilmiştir. Yani kitabın amacından bahsediyor yine burada. Arkadaşlar 10 dakika geçtiğim için burada kalalım. Bundan sonra şurayı çevirip bir de şuraya falan da bakarız. Bence güzel gidiyoruz. Yani zaten ilk chapter'da formül falan olacağını sanmıyorum. 2'de başlarız yavaş yavaş formüllere. Alıştır alıştır böyle ilerleyen zamanlarda daha da zorlaşacak. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.